Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere helva tadında kavrulmuş un kurabiyesi tarifiyle geldim. Ağızda dağılan yapısı ve muhteşem lezzetiyle favoriniz olmaya aday bir tarif. Hemen tarife geçelim. Genişçe bir tencereyi ocağa alıp içerisine 2 su bardağı kadar un ilave edelim. Önce orta ateşte daha sonra ise kısık ateşte unumuzun rengi değişip esmerleşinceye kadar kavuralım. Siz evde helvayı nasıl seviyorsanız yani rengini biraz açık seviyorsanız unu renginde biraz açık bırakabilirsiniz. Ben helvanın tam kıvamında yani olması gerektiği renge kadar kavurdum. Şöyle bir renk aldı. Şimdi bu şekilde bırakmıyorum çünkü tenceremiz sıcak. Başka bir kabın içerisine alıyorum ve tamamen soğumasını bekliyorum. Ve unumuz artık tamamen soğudu. Unun orta kısmına şöyle bir çukur açıp içerisine bir adet yumurta kırıyorum. Yumurtayı şöyle birazcık karıştırdıktan sonra oda ısısında yumuşamış olan 125 gram margarin veya tuzsuz tereyağını üzerine ilave ediyorum. 125 mililitrelik bardak ile bir çay bardağı sıvı yağ 200 mililitrelik bardak ile de bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum ve kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilin ilave edilir. Maalesef ki unuttuğum için bu aşamada ilave edemedim ama sizler unutmayın. Bu kıvam yani kavrulmuş unumuz bizim için yeterli olmayacaktır. Yani kıvamımız istediğimiz gibi değil. O yüzden yanımıza bir su bardağı kadar da un alıp o şekilde kıvamını yakalıyoruz. Ben toplamda 2 su bardağı kavrulmuş un Artı yarım su bardağı kadar normal un kullandım ama sizler kontrollü bir şekilde kullanırsınız. Hamurumuz şöyle kulak memesi kıvamında olması lazım. Ne e, çok sert olmasın, ne de yumuşak olmasın. Şöyle birbirini tutsun yeterli olacaktır. ve gördüğünüz gibi oğlumun sayesinde kurabiyelerimin çöp olmasından kurtuldum. Yani kabartma tozu olmadan e, nasıl olurdu tahmin bile edemiyorum. Gerçekten de unutmuştum. Hatta vanilini bile getirdi. Anne içerisine ilave edelim diye o şekilde ilave ettik. Tekrardan da bir de bir daha kontrol ediyor ki acaba hepsini ilave ettin mi? Ben de ilave ettiğimi söyledim. En yani son vazgeçti. Bunu nasıl akıl etmiş nasıl yapmış ben de hala şok içerisindeyim. Tekrardan şöyle bir yoğurdum. Ama dediğim gibi siz bu aşamadan önceki aşamalarda kabartma tozu ve vanilini ilave etmiş olun. Şöyle hamurumuz hazır olduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak hepsini yuvarladım. Tekrardan şimdi elimle güzelce bir şekil veriyorum. Şekil vermek için ben ne kullandım? Normal su şişesi kapağı kullandım. Siz de benim gibi yapabilirsiniz veya kereviç denilen bir alet var kömbe yapmak için. Her yerde satılıyor ama bende yok. Onu da kullanabilirsiniz veya sadece yuvarlak şekilde vererek yapabilirsiniz ama bu şekil gerçekten çok hoş görünüyor. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bakın rüzgar gülü gibi bir şekil oluştu. Şöyle gerçekten de çok güzel oldu. Tüm kurabiyelere ben aynı şekli verdim ama dediğim gibi sizler nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Kurabiyeleri fırın tepsisine dizdikten sonra orta kısımlarını şöyle bir içe doğru bastırıyorum çünkü oraya çikolata ilavesi yapacağım, o yüzden birazcık boş kalmasını istiyorum. Dilerseniz küçük parmağınızla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ve artık kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Çok çabuk pişen bir kurabiye değil. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafiften kızarıncaya kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Ortalama pişme süresi 20 dakikadır. Ve fırından çıkarıp tamamen soğutmuş olduğum kurabiyelerin orta kısmını benim mayruş ile eritilmiş çikolata ile doldurdum. Dilerseniz sizler kahvaltılık sürülebilir çikolata da kullanabilirsiniz. Ve çikolataların üzerinden de birer fındık yerleştirerek bu şekilde süsledim ve helva tadında kavrulmuş un kurabiyemiz artık servise hazırdır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji daha olsa yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere.